Merhaba arkadaşlar, çok ilginç bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte içerisinde takip cihazı bulunan kayıp cüzdanların izini sürmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi daha önce içi para dolu kayıp cüzdanlarla yalancıları tespit etmeye çalışmıştık ve sizler bana o videoda cüzdanı alıp giden kişilerin peşine düşmediğim için çok kızmıştınız. Ben de hazırlıklarımı yaptım. Eğer cüzdanımızı alıp giden birisi olursa peşine düşebilmemiz için takip cihazlarımın siparişini verdim. Cüzdanlarımın içerisine üzerinde telefon numaramın yazılı olduğu kartvizitler, çeşitli kartlar ve bir miktar paranın yanında bir de AirTag olarak adlandırılan takip cihazlarından koydum. Eğer birisi cüzdanı alıp giderse bu şekilde biz de takip edebileceğiz. Arkadaşlar şimdi ilk cüzdanımızı bırakmak üzere belli bir noktaya sotelendik. Ben birazdan arabadan ineceğim ve karşı yola bu cüzdanı bırakacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar burada 200 liralar göze çarpıyor. Karşı yoldan da çok fazla kişi geçmiyor şu anda. Çok merak ediyorum, acaba cüzdanı bulan kişi beni arayacak mı yoksa cüzdanı cebeme atacak? Cebe atarsam bu defa onu takip edeceğiz. Şu geçen arabalara bakın. Geçiyorum. Teşekkürler. Ay ölüyorduk. Anasını satayım. Vallahi billahi ölüyordum. Bırakacağım arkadaşlar. Ay ne oldu? Benim cüzdanım mı düştü ya? İyi mi açımız? İyi iyi. Cüzdanımızı bıraktık. Bekleme durumuna geçtik. Sol taraftan bir hanımefendi ve çocuğu geliyor. Gördün mü? Görüyor mu? Çocuk gördü. Aa niye yollarını değiştirdiler ya görünce? Bir şey diyeceğim, ne oldu öyle? Şu arabadaki adam bize mi bakıyor ya? Kim o ya? Kimdi o? Bu videoyu izliyorsa aşağıya yorum bıraksın. Şimdi sağdan bir tane beyefendi geliyor. Ama o beyefendi çok şey yani böyle kendi değerleri olan birisine benziyor. Hayatta o cüzdanı alıp cebe atacak bir tip gibi değil. Bakalım benim insan değerlendirmem ne kadar gelişmiş. Gördü. Evet arkadaşlar cüzdanımızı gördü. Bakalım içini açacak mı? Evet şu an içini açıyor. İçinde benim kartvizitim var biliyorsunuz. Telefon numaram, her şeyim yazıyor. Bakalım beni arayacak mı? Adam beni arayacak bence. Zaten şu anda kartvizitimi çıkardı, ona bakıyor. Evet arayacak. Şu an telefonuna gitti eli. Hakikaten bravo. Direkt olarak arkadaşlar açtı içerisini, kartviziti çıkardı ve beni arıyor şu anda. Alo. Evet benim, buyurun. Buldum da sizin adınızı Amil bir kart vardı zaten. Evet cüzdanımı düşürdüm hatta şu anda. Siz neredesiniz? Türkiye'den İmrahor Caddesi üzerinde buldum ben cüzdanı. Ben sizin dediğiniz yere hemen geliyorum, çok yakınım. Tamam ben o durakta bekliyorum sizi o zaman, olur mu? Olur, tamamdır. Tamam. Teşekkürler. İlk denememizde gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi tatsız bir durumla karşılaşmadık. Hatta takip cihazını devreye sokmamız bile gerekmedi. Şimdi semt değiştirdik arkadaşlar. Yine bir parkın kenarına arabamızı park ettik. Birazdan ben dışarı çıkacağım ve bankın üzerine bu cüzdanı bırakacağım. Zaten içerisinde kaç para olduğunu biliyorsunuz. 100 lira var. Ay karşımdaki adam arkadaşlar. Bana mı bakıyor, ne yapıyor anlamadım yani. O yüzden birazcık ortamı kokluyorum. Şimdi birazdan bırakıp kaçacağım. Bir doğal davranıyorum şimdilik. Bir tatlı tatlı ortamı kokluyorum. Şimdi yavaş yavaş kalkacağım. İnşallah sesim size geliyordur arkadaşlar. Amca böyle gözümün bebeğinin içine bakıyor. Yani böyle göz bebeklerimi delip geçecek şekilde bakıyor suratıma. Ama ne yapacağım, ne edeceğim, ben buradan kalkacağım vallahi. Sıhıldım ha burada beklemekten. Sıhıldım yani. Dolmuş günlükler ben yakıyorum. Önce gitti. Ah yakıyorum. Bıraktım cüzdanı, geldim arabaya. Üzerimdekini yine çıkarttım çünkü çok dikkat çekiyor. Çok parlak bir renk olduğu için. Cüzdan şu anda orada duruyor arkadaşlar. Bakalım birisi alacak mı? Bir gören olacak mı? Karşımdaki adam uzun süre ben orada otururken gözümün içine baktı. O yüzden çok hızlı kalkamadım yine. Aha biri geçiyor. Aha da biri gördü galiba. Gördü.
Şu an içini açıyor arkadaşlar, içini açtı. Cüzdanın içini açtı, bakalım ne yapacak ya. Çok merak ediyorum. Bence bu arada kesinlikle beni arayacak. Hissediyorum onu yani. Hala bakıyor arkadaşlar. Sormaya başladı. Ha, yanındaki kadınlara soruyor şu anda. Evet, sanırım gerçekten kadının yanında telefon yokmuş. Birazdan büyük ihtimalle beni arayacaklar. Arıyor. Alo. Alo. Merhaba, az önce siz parkta markta oturuyordunuz ya. Evet. Sanırım cüzdanınızı düşürmüşsünüz. Meryem Teker mi adınız? Evet, evet. Ay çok salam ya. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Aynı yerde duruyoruz biz. Tamam, tamam. Ben hemen geliyorum. Çok uzaklaşmadım zaten. İki dakikaya oradayım. Tamam. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Arkadaşlar görüyorsunuz ya, ne kadar iyi insanlar, ne kadar iyi kalpli insanlar. Kadın hemen açtı cüzdanı, kartı buldu ve telefonu olmadığı için yanındaki insanlardan rica etti. Oldukça da kalabalık bir ortam yani. İstese alabilirdi, hiç dikkat çekmezdi. Ona rağmen almadı. Ay selam. Evet ya, çok teşekkür ederim. Bu aralar çok dalgınız, saçma sapan. Sen kalktın bayan, oturdun sağ olsun, görmüş söyledi. Çok teşekkür ederim. Hiç önemli değil ya, iyi ki karıştırmışsınız. Karıştırmasanız zaten bulamayacaktım hiç. Güle güle, çok teşekkürler. Meryem Teker. Neden böyle bir isim seçtim bu arada? Biliyorsunuz bir önceki videomuzda adım Meryem Şeker'di. Dedim bu sefer de Meryem Teker olsun. Çakma Louboutin'imizin içerisine bir 100 lira da ekliyorum. Hatta şöyle yanına koyalım ki dolu dolu gözüksün. Bol bol para var gibi gözüksün. Bence oldukça zengin gözüken bir cüzdan. Ben normalde böyle yanımda 200 lira nakit pek taşımıyorum yani. O zaman ben çıkıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben arabaya gelene kadar birisi bulmuş cüzdanı, şu anda cüzdan ellerinde. Bakalım bir, ben hiç göremedim, gözleyemedim. Şu an öndeki adama sormuş, konuşuyorlar aralarında. Aa, nereye geliyorlar ya onlar? Beni mi gördüler acaba? Benim peşimden mi geliyorlar yoksa? Ay bakalım nereye gidiyorlar? Beni görmüş olma ihtimalleri de var. Çünkü oralarda bayağı bir dolandım. Ama sanmıyorum, çok böyle smooth bir şekilde düşürdüm. Birini gösteriyor. Şu tarafa gitti diyor sanki. Aa, arıyor şu anda beni ama. Ay şu an beni bir numara arıyor. Alo. Alo, iyi günler. Meryem Hanım'la mı görüşüyorum? Evet benim, buyurun. Cüzdanınızı düşürmüşsünüz galiba. Aynen düşürmüşüm. Şok var ya, Şok Market. Biliyorum, biliyorum. Tamam. Oradayız biz, isterseniz buyurun gelin. Tamamdır, tamam. Geliyoruz. Çok tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir çok teşekkürler. Bay bay, iyi günler. Gerçekten insanlar çok iyi kalpli ya. Bugün için gerçekten çok mutluyum. Şu takip cihazına tam bakıyordum biliyorsunuz. Tam elim gitmişti. Yine ihtiyaç bile kalmadı zaten, insanlar arayıp bana nerede olduklarını söylüyorlar. Yol üzerinde başka bir parkın yanına arabamızı park ettik. Şimdi ben yine birazdan arabadan çıkacağım ve bankların üzerine cüzdanımı bırakacağım. Cüzdanımın içerisinde hala 200 lira var. Cüzdan sanırım hala orada duruyor. Şimdi arabaya gidiyorum. Cüzdan şu anda bankın üzerinde sahipsiz ve başıboş bir şekilde duruyor arkadaşlar. Bakalım kim görecek? Şu an orada bir çift sanırım köpeğini gezdiriyor. Acaba onlar görecek mi? Köpek bence fark etti. Köpek çok heyecanlı. Şu an için cüzdanın yanından, yakınından geçen kimse yok. Aa bak bak, bizim bankın oraya geliyor kedi. Gerçekten cüzdanımızın yanından bir tek kediler geçti şu ana kadar. Gidip yerini mi değiştirsem acaba? Ben şimdi gideceğim cüzdanı. Oradan alacağım ve farklı bir yere koyacağım. Çünkü orada hiç kimse görmüyor. Şimdi buraya bunu bıraktım. Buradan artık uzaklaşacağım. Umarım burada birisi bulur artık ya. Bunu burada biri bulsun. Arkadaşlar, arabaya oturdum ve birisi şu anda cüzdanı aldı, torbaya attı. Ay bakalım ne yapacak? Anam attı torbaya gidiyor. Attı torbaya gidiyor, bir dakika. Hemen bir bakıyorum takip cihazına. Açıyoruz. Teyze gidiyor. Şimdi cüzdan gidiyor.
duruyor arkadaşlar. Ben de buradan takip ediyorum. 29 metre uzağımda gösteriyor. Bu arada göz mesafesini kaçırmamam lazım. Birazdan yanına yaklaşacağım ve diyeceğim ki hanımefendi diyeceğim benim cüzdanımı almışsınız, ne yapmışsınız? Ay 21 metre diyor. Kanka teyze gidiyor. Ya pardon efendim. Pardon efendim, bakar mısınız? Ya benim cüzdanımı sanırım bir yerde bıraktım da içerisinde şey vardı. Dede cihaz vardı. Şurada şey var mı? Bekçiye teslim etsem bunu. Ya, çünkü bakmadım da hiç içine yani. Çok teşekkür ederim. Ulan, İçinde takip cihazı vardı. Ben telefonla oradan buldum yerini. Ulan dedim kaybetmiş bir yazık. Ne? Teşekkürler. İyi günler. Yoksa şurada bekçi var ya, bekçiye teslim edin. Teyzemizin yanına gittiğimde bana cüzdanı bekçiye vermek için aldığını söyledi. Ve gerçekten cüzdanı hiç açmamıştı. Eğer birazcık daha bekleseydim büyük ihtimalle teyzenin cüzdanı bekçiye verdiğini de görebilecektim. Yarım saate hava kararacak. Şimdi ben de gideceğim. Birazdan bu cüzdanı şu karşıda görmüş olduğunuz banka bırakacağım. Bakalım ne olacak? İçerisinde yine 200 lira var. İçerisindeki hiçbir item'ı değiştirmedim. Şimdi ben o zaman gidiyorum. Evet şimdi geldim. Arabaya oturdum arkadaşlar. Bakıyorum önünden böyle genç bir kız geçti. Paten kayarak ve fark etmedi cüzdanın orada olduğunu. Bir çocuk hemen yakınında futbol oynuyor. Onun da çok fark etmeye niyeti yok gibi. Bakalım kim görecek ya da birisi görecek mi? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kalabalık bir aile olduğunu tahmin ettiğim kişiler geliyor. Bakalım görecekler mi? Sanki bir gözleri oraya gitti gibi ya. Şu özellikle mavi eşarplı ablanın. Aynen. Yanına oturdu en azından. Gördüm bilmiyorum ama. Ay gördü mü acaba? Alıyorum mu abla? Ne yapıyorsun? Abla çok çevreyi kolaçan etti. Aşırı kolaçan etti. Almadı. Görmemiş hiç. Şimdi bahsediyor. Burada bir cüzdan var, sizin haberiniz var mı diye büyük ihtimalle orada oturan kadınlara soruyor şu anda. Vallahi helal olsun ablama. Gerçekten helal olsun. Bak oradaki teyzeler teslim etti. Bakalım oradaki teyzeler ne yapacak ama. Bence şey yaptılar ya. Sahibi nasıl olsa hani buraya gelir. Siz burada oturuyorsanız ben size vereyim dedi. Henüz içini açmadılar çünkü benim gördüğüm kadarıyla. Ben birazcık yanlarına yanaşacağım ve cüzdanın içerisindeki AirTag'i örttürmeye çalışacağım. Çünkü bu kadar uzaktan maalesef çalışmıyor. Daha sonra da yanlarına gidip alacağım cüzdanımı. Şu anda ses çalmaya çalışıyorum. Aynen şu anda çalıyor olması gerekiyor. Bakalım herhangi bir tepki verecekler mi? Arkadaşlar şu anda sesi çaldırıyorum ama sesi duyamıyorum. Onlar da duymuyor. Gidelim yanlarından bir soralım. Ya selamlar. Hah burada değil mi cüzdanım? Cüzdanım burada unutmuşum da. Koyduk kimse gelsin alsın. Teşekkürler. İçerisinde de bunun bir şey vardı. Yerini gösteriyor. Oradan buldum. Nerede unuttuğumu da unuttum. Sen onun içi yok ya. O azmayır olursun ha. Git tedavi gir. Bugün cüzdanları bırakmaya evimin önündeki otobüs durağından başlamak istiyorum. Çünkü pencereden baktığımda gayet güzel, temiz bir görüş açımız var. Ben birazdan aşağıya ineceğim. Kamera burada olacak. Sizler beni cüzdanı bırakırken göreceksiniz. Hadi gidelim o zaman. Şimdi dışarıya çıktım arkadaşlar. Durağı size göstereceğim bir de yakından. Durak şurası, tam şu mavi arabanın arkasındaki bölge. Orada şu anda bir tane kız var ama çok da dikkatli bir kıza benzemiyor. Bence ben o oradayken cüzdanı bırakıp direkt olarak uzayabilirim. Şu an adam bana pek güven vermedi. O olmasa daha iyi olacak orada. Ay ne bağırıyor ya, salağa bak ya. Hiç kimse bakmıyor şu an sana. Şurası benim bulunduğum yer değil mi? İyi. Hiç kimse bakmıyor değil mi kesin? Evet. İyi mi? Evet. Tamam ben gidiyorum. Kimse görmedi. Arkadaşlar görev başarıyla tamamlandı şimdilik. Yol ver. Yol ver. Yol ver. Şuradan görebiliyorum. Ama böyle de tam sapık gibi oldum. Ama buradan beni kimse görmez. Taksiden biri indi. Evet görüyorum. Şu anda taksiden biri indi ama... Hayır görmedi. Taksiden inenler de görmedi arkadaşlar.
Bak gördüler mi? Önünden geçip gitti. Abi o kadar bir de belli bir yere hani ortaya koydum aslında. Buldu. Gördüm. Ama başkası zannetti. Alış. Başkasına sesleniyor. Başkasına sesleniyor. Bir kız gördü. Ben bırakırken orada bulunan kız gördü arkadaşlar. Kırmızılı yeşilli kadın ama taksiden inenlerden biri düşürdü zannetti değil mi? Ay bak oradakilere soruyor. Ben kaçıyorum arkadaşlar şu anda. Direkt olarak beni görmesin. İçeriye doğru giriyorum. Aa buradan da görebiliyorum. İçini açtılar galiba. Bakıyorlar değil mi? Şu an içine bakıyorlar arkadaşlar. Ben bir AirTag'i çaldıracağım bakalım ne olacak. AirTag'i erişilemiyor şu anda. Biraz yanına yanaşayım ben en iyisi. Ay kız bayağı bakındı. Ama nedense AirTag'e bağlanamıyorum ya. Çok gıcık etti beni. Kız cüzdanın sahibini bulmaya çalışıyor. O yüzden ben gideceğim ve şimdi cüzdanı oradan alacağım. Ay selamlar. Siz misiniz? Evet ya, ha? Evet sizi benim. Arıyorum. Çok teşekkür ederim. Yine bir kimlik göster kızım. Özür ben de şeyden buldum. Kimliğim yanında değil bu arada. İçerisinde AirTag vardı da benim. O tarafı tamam, göstereyim. Tamam güzel kızım, hiçbir şeyine dokunmadım. Çok teşekkür kızım ederim. Kızın adı da Meryem. Aa. Evet, Meryem Dilara. Ay geldi. Ay çok sevindim. Ben de çok sevindim. İki kadın vardı, onlar sanki almak istediler. Ay çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz gerçekten. Şey aradım birkaç aşırı mutlu oldum. İçerisinde kartlarım istedi. Vardı yani bu arada. Kimseye de teslim edemedim. Ay çok teşekkür ederim ya. Çok mutlu oldum. Ne kolay kesin. Yine de say paranı ama hiçbir şey almadım. Yani. Ya ben... Valla içerisinde çok değerli kartlarım vardı. Kaybolsaydı bayağı zor duruma düşecektim. Ben size bunun karşılığı olarak taksi paranızı en azından versem. Lütfen. İçim rahat edecek. Lütfen. Allah'a emanet. Çok kibarsınız. Çok teşekkür ederim. Aşırı mutlu oldum. Hoşçakalın. Ay, ya duydunuz mu? Duydunuz mu? Çok kibar bir insandı gerçekten. Çok tatlı bir hanımefendiydi. Böyle kalbim yumuşacık oldu. Kızının adı da Meryem'miş. İşte iki tane kadın vardı. Onlar alacaktı. Tedirgin oldum. Kimseye de veremedim dedi. Hatta bana kimlik sordu. Yani... Çok mutlu oldum ya. Sanırım şu ana kadar karşılaşmış olduğumuz en iyi insanlardan birisiydi bu videodaki. Ay inanılmaz mutlu oldum ya. Şimdi sıradaki cüzdanı bırakmak üzere evimin hemen yanındaki üst geçide doğru gidiyorum. Yine kameramanım beni bizim evden çekiyor olacak. O beni yukarıdan izliyor. Yani herhangi birinin bizim çektiğimizi fark etme olasılığı şu anda çok düşük. Yine telefonla bağlandık. Kulağımda kameramanım var. O beni yukarıdan yönetecek. Bazı direktifler verecek. Arkadan şu geliyor, arkadan bu geliyor. Dikkat et diye. O yüzden şu anda ekstra heyecanlı her şey. Şimdi ben yola çıkıyorum. Bir iki dakika arabayla yolum var. Daha sonra üst geçitte sizi tekrar açacağım. Hadi bakalım. Bence böyle iyi oldu. Şimdi üst geçit hemen benim sol tarafımda kaldı. Zaten hemen dibine park ettik. Çok da güzel yer bulduk. Yukarı çıkacağım. Orada da böyle cüzdanı yanlışlıkla düşürmüşüm gibi yapacağım. Yukarıdan beni görüyorsunuz değil mi siz şu anda? Üst geçitin yanına geldim. Tamam çıkma ya. Da. Çıkmayayım mı? Çıkma. Çık. Ama önden bir çocuk geliyor. Onu geçince bırakacaksın. Tamam. Kim gelecek, önüme kim çıkacak onu da hesaplıyoruz. Arkadan kim geliyor, önden kim geliyor. Şu karşıdan gelenden sonra değil mi bırakayım? Yavaş yavaş git. Bir amca geliyor. Bu amca... Sağdan gelen gitsin, ondan sonra bırak. Tamam. Karşıdan kimse gelmiyor şimdi. Şu an size bakıyorum. Evet, karşıdan kimse gelmiyor. Şu an müsait o bölge. O en arkanda bırakacağım. Boş. Bırak dön bence. Burayı mı? Evet. Çok kolay oldu. Düşündüğümden aşırı kolay oldu. Bakalım şu an biri geliyor. Şimdi bir kız geliyor bu arada. He. Sen onu görüyor musun? Evet. Arkamdan bir kız çıktı yukarıya. Birazcık hızlı hareket edeyim ki benim olduğumu düşünmesin. Buldu. Peşimden falan. Harbi mi? Evet, arkasına bakıyor. Ha. Aldı. Aldı. Ne yapıyor peki şu anda arkadaşlar? Şu anda cüzdanı. İçine bakıyor. Alan kız bulmuş ve içine bakıyormuş. Yukarıdan bana yönlendirmeler geliyor. Ben arabama bir gideyim oturayım. Büyük ihtimalle beni arayacak gibi hissediyorum ben ama şu anda içine bakıyorum. Aha kız aldı gitti lan. Değil mi? Bir dakika ben buradan şu anda arabadan görebiliyorum aşağı yukarı. Telefonumu da yanıma aldım. Bakalım bir araya neden olacak mı arkadaşlar? Ne yapıyor şu anda? İçine bakıyor. Şu anda içine bakıyormuş cüzdanı.
Ama şu anda beni arayan yok. Büyük ihtimalle henüz daha kartvizitleri bulmadığı için ama aramadı. Alt geçitten iniyor. Alt geçitten iniyor mu? Evet. Aşağı mı indi? İniyor şu an. Diğer taraftan gitti. O zaman çok da öyle hani aman aman arama gibi bir derdi yok. Arama derdi olsa sence şey yapmaz mıydı? Hani daha çok orada takılmaz mıydı? Ben bir arıyor evdekiyle olabilir. Kontrol etmek istiyorum. Ha? Arıyor olabilir seni şu an. Bakın telefon şu anda elimde duruyor. Bekliyorum arayacak diye bu arada. Arayan soran yok. Bakalım bence arayacak ya. İyi niyetli bir kızcağıza benziyordu. Bakalım ne olacak? Görüşten kayboldu. Harbiden mi? Evet. Ay gitti cüzdan. Tabii şu anda yine aşırı erken konuşmayalım. Belki bir arayan soran olur. Bakalım arkadaşlar cüzdanı süreçte bulabilecek miyiz? Şimdi arkadaşlar cüzdanımızın konumuna doğru ilerliyoruz. Buradan sağ yapalım. Buradan sağ dön. Bu arada burası Murat'ın evine çok yakın. Şu anda 3 dakika gösteriyor varışımıza. Tabii eğer cüzdanın konumunda herhangi bir değişiklik olmazsa önümüzdeki dakikalar içerisinde. Şu anda tam konumdayız. Arka tarafımı gösteriyor hatta yani şu arkadaki yerlerden bir yerde gibi gözüküyor. Ses çal özelliğimi denediğimde halen maalesef AirTag'e erişilemiyor hatasını alıyorum. Bir yerlere mi atıldı acaba diye aklımdan geçiyor. Sağa sola fırlatılmış olabilir. Erişilemiyor diyor hala. Orada çöp var. Çöp deme ya yoksa. Bir bakalım mı içinde? Şurada tam çöp varmış. Şu an fark ettim. Özür dilerim. Diğer tarafta ne? Yok çöpte de değil. Çöpün içinde de gözükmüyor en azından şu anda. Yaklaşık 14 dakikadır yeni bir güncelleme alamıyorum. Normalde çok hızlı bir şekilde güncelleme veriyor olması gerekirdi. Niye böyle oldu hiç bilmiyorum. Bu benim birazcık sinirimi bozdu. AirTag de kayboldu. Gerçi çok bir işe yaramıyormuş. Onu da görmüş olduk. Gerçekten kaybolsa demek ki böyle bulamayacaktım. İçerisinde 200 lira vardı bir de. Çakma Louis Vuitton cüzdanım da gitti yahu. Daha doğru bir konum güncellemesi almak için yaklaşık olarak 25 dakika civarı beklemiş olmamıza rağmen konumda herhangi bir değişiklik olmadı. Kullandığımız kamerayı şarj etmek ve çok daha doğru bir konum bilgisi almak için arabamızda beklerken benim bir anda telefonum çaldı. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler. Cüzdan kaybettiniz mi? Evet ya, cüzdanımı bir yerde düşürdüm sanırım. Biz bulduk da gelme gibi şansınız var mı bilmiyorum da ben böyle bir yere oturuyorum. Arkadaş hastaneden gelirken bulmuş, telefonun yanında değildi. Biz oturuyoruz biliyor musun? Bilmiyorum ama gelebilirim yani. Siz bana tam konum atarsanız. Tamam ben konum atayım o zaman. Siz gelin cüzdanınızı alın. Tamamdır, tamamdır. Tamam, iyi günler. İyi günler. Arkadaşlar, aradı beni cüzdanı bulan kişi. Cüzdan kaybettiniz mi? Arkadaşım bulduğunda yanında telefonu yokmuş. Şu an arayabiliyoruz ancak dedi. Çok merak ediyorum. Acaba gerçekten burasının konumu mu gelecek? Hemen arka sokağımızı gösteriyor. Ya birazcık yanılma payı olmuş. Bakar mısın? Şurada gösteriyor. Biz şuradayız. Zaten AirTag'in bize göstermiş olduğu konum da arabamızın olduğu konumdu. Bize gelen, gitmemiz gereken konumsa burası. Gördüğünüz gibi ufak tefek yanılmalar olmuş. Yaklaşık olarak 27 dakikadır konumu güncellemediği için büyük ihtimalle de bize yanlış bir konum belirledi. O zaman gelin gidelim ve cüzdanımızı artık teslim alalım. Çok da tebrik ediyorum, çok teşekkür ediyorum sizin hakkınızda. Yanlış düşündüğüm için de özür dilerim. Geç de olsa gördüğünüz gibi beni aradılar ve cüzdanı bana teslim etmeye çalışıyorlar. Yaklaşık olarak 1,5 saat sonra beni aradılar ve yanlarında telefon olmadığını söylediler. Ben o an çok mahcup oldum ve geri getirdikleri için de çok sevindim. Ancak daha sonra aklıma cüzdanı bulan kadının telefonla konuştuğu anların görüntüleri geldi. Kimsenin günahını almak istemem fakat böyle de bir durum var maalesef. Hah geldi dur ben iniyorum. Ya. Bakın. İçine. Çok teşekkür ederim. Getirdi arkadaş da. Çok teşekkürler ya. Her şey yolunda. Çok teşekkürler. Güle güle. Bu video serisinin ilk bölümünde de arkadaşlar yalnızca bildiğiniz gibi
iki kişi cüzdanı alıp gitmişti. Yine bu videoda da iki kişi cüzdanımızı aldı. Fakat bu defa şöyle bir farklılık oldu. Bu iki cüzdan da günün sonunda bize bir şekilde geri döndü. Aslında bence bu çok güzel ve sevindirici bir olay. Çünkü insanlarımızın ne kadar dürüst ve iyi kalpli olduğunu da görmüş olduk. Eğer cüzdanınızı bir yerde unutursanız büyük ihtimalle o cüzdan size geri dönüyor. Bu kullanmış olduğumuz takip cihazına gelirsek maalesef ki dış alanlarda bence çok randımanlı çalışmıyor. Eğer evinizde sürekli olarak anahtarınızı kaybediyorsanız büyük ihtimalle bu ürünü çok seversiniz. Ben bu ürünü daha önce evde test ettim ve gayet memnun kalmıştım. Fakat dışarıda kullandığımızda, dışarıda kaybolan eşyalarımızı bulmaya çalıştığımızda bence çok etkili bir sonuç sağlamadı. Umarım arkadaşlar bu videoda eğlenmişsinizdir. Benim için gerçekten çok sevindirici biten bir video oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hatta eğer bu video serisinin ilk bölümünü izlemediyseniz şuradan bir yerlerden de izleyebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.